Fuarın şüphesiz en merak edilen standlarından bir tanesindeyim. BMW standına geldim ve hepiniz yeni G20 kasa kodlu 3 serisini çok merak ediyordunuz. İşte karşınızda duruyor. Kanlı canlı beyaz rengiyle. İlk olarak tasarımına bakacak olursak, evet, farklı bir tasarım, farklı bir far ve farklı bir tasarım var. 8 serisinde gördüğümüz gibi büyük yassı bir tane panjur var. Bu aracın kapıları kilitli, o yüzden içine bakamayacağım ama şöyle bir profiline bakalım arabanın. Geniş açı objektifime rağmen gayet güzel gözüküyor. Evet, bu da arkası. Sizin tabi burada fark edemediğiniz bir detay var, onu hemen göstereyim. Stop lambaları burada 3 boyutlu. Yani bakın, elim buradan şöyle bir kavis yapıyor. Yani şuradan baktığınızda da belki daha rahat görebilirsiniz. Genel hatlarıyla araç çok değişmemiş gibi görünüyordu fotoğraflarda. Yani sadece bu far tampon değişiklikleri varmış gibi görünüyordu. Ama özellikle bu ışıkların altında baktığımız zaman araca gövdesinde çok fazla ışık oyunu olduğunu görüyoruz. Mesela şu ön çamurluğun olduğu yere bakabilirsiniz. Kapıların arkaya doğru devam eden kıvrımlarına bakabilirsiniz. Kaputun üstünde daha farklı kıvrımlar var artık ve bence 3 serisi her zaman olduğu gibi yeni haliyle de etkileyici görünüyor. Buradaki aracın motoruna bakalım. Bizi ilgilendirenler tabi bu araçta küçük hacimli motor olup olmayacağı. Tabii ki olacak ama 1.5 mi 1.6 mı olacak, bunlarla ilgili henüz bilgi sahibi değilim. Şöyle hızlıca bir göz atalım bakalım içine. İlk defa direksiyonuna oturuyorum. İlk izlenim gerçekten sanki 5 serisinin içine binmişim gibi. Hani kalite kesinlikle artmış. Buralarda kullanılan malzemeler nefis. Ekran gayet güzel görünüyor. Klima ünitesi değişmiş. Bu arada hatırlayanlar olacaktır, İsmail zaten bu iç mekan tasarım dilini önümüzdeki süreçte yeni BMW modellerinde göreceksin demişti. Sürprizi bozmak istemem ama önümüzdeki yıl mesela bir lansmana katıldığında biz bunu 8 serisiyle zaten görmüştük diyebileceksin. O kadar. Çok çabuk karşıma çıktı, yani hakikaten bu kadar çabuk çıkacağını beklemiyordum. Çünkü buradaki iDrive ünitesi, vites kolu falan İstanbul Park'ta size tanıttığım 8 serisindekiyle çok benzer nitelikte. Tabii ki sınıf farkları olduğu için kalite anlamında aralarında bayağı farklar var. Bu arada arkada da yine biri aracı inceliyor. Buraya bakalım. Tamamen dijital bir gösterge tablosu var. Direksiyon ele iyi bir şekilde oturuyor. Tasarımı da gayet güzel. İşte bu da kalitenin arttığını gösteriyor. Şöyle koltuk çok geride. Ben bunu bir ideal pozisyonuma göre bir ayarlayayım. Sonrasında da bir arka koltuğu size göstereyim. Bakayım. Hop. Çok oldu. Evet. Bence gayet iyi. Görüş açıları da yani eskisiyle çok farkları yok. Yine güzel görünüyor. Şimdi bir arka koltuğa bakabilirim. Evet, bu da arka koltuktaki yaşam alanı. Şöyle bir diz mesafesi var. Biraz büyümüş gibi görünüyor. Baş mesafesi hiç fena değil. Bunu da beğendim. Şaft tüneli tabii ki çok büyük. Bu yani aracın arkadan itişli olduğunu gösteriyor. Buradan büyük bir şaft geçiyor belli ki. Bu kadar büyük tünel ayrılmış. Ferahlık hissi bayağı iyi çünkü cam yüzeyler geniş. Omuz çizgisi de ona göre biraz alçakta. O yüzden içerisi ferah. Tabii bu aydınlık döşemelerinde bunda etkisi var. Kapı kolları falan değişmiş tabii. Bunlar kalite algısını arttırıyor. Evet. Son olarak bir de 3 serisinin bagajına bakalım. 330i. Bagaj da böyle. Orta sınıf premium bir sedan için gayet iyi. Sanki bunun da boyutları biraz büyümüş gibi gözüküyor. BMW standında merak edilen, benim de şahsen çok merak ettiğim araçlardan bir tanesi. Z4'ün yanına geldim. Kırmızı rengiyle burada yepyeni Z4 yatıyor. İşte mesela iç mekanına bakacak olursak, demin 3 serisinde gördüğümüz tasarım dili Z4'te de neredeyse aynı şekilde alınıp entegre edilmiş. Dijital gösterge tablosu,
yeni iDrive ve vites çerçevesi, klima kumandaları baya benzer ama tabii tasarımı çok dikkat çekici Z4'ün. Çok fazla kıvrım var araçta. Mesela hani şurada baktığınız zaman bagaj kapağının üstündeki spoiler, buradaki yapı hakikaten aracı çok farklı kılmış. Buradaki kıvrımları da zaten yine görüyorsunuz. Tamponun yanlarındaki. Burada hava çıkışları var ön çamurlukta. Bir Roadster'da zaten alıştığımız o bayağı uzun kaput. Ve yine ilk defa 8 serisinde gördüğümüz o geniş yatay böbrekler işte Z4'te de kendini gösteriyor. Hatırlamayanlar varsa 8 serisinin önünün nasıl olduğunu hemen yandaki arabaya geçip onu da size gösterebilirim. İşte bu. İlk olarak bunda görmüştük zaten o iç mekan ve dış tasarım detaylarını ilk defa bu araçta BMW sergilemişti. Şimdi de yavaş yavaş diğer modellerini entegre etmeye başlıyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu yenilikler hakkında ama fikirlerinizi model bazında da olabilir. Aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ben Z4'ü etkileyici buldum. Kırmızı olmasının da bu albenili olmasında çok büyük payı var. Şöyle bir bakacak olursak hakikaten yola çıktığı zaman görenleri etkileyecek. Fuarın bir diğer yıldızı da işte gördüğünüz A serisi sedan yıldızı. Evet, bunu çok merak ediyordunuz. İşte CLA'nın yerini alan versiyon şu anda son haliyle, üretim haliyle burada fuarda sergileniyor. Sorulan sorulardan bir tanesi CLA artık olmayacak mı? Yani A sedan mı olacak? Evet, A sedan ismiyle bu araç hayatına devam ediyor olacak ama aslında bu araç CLA'nın devamı niteliğinde olacak. İç mekanına bakacak olursak hep birlikte A serisi hatchback'ten tanıdığımız iç mekanın neredeyse aynısı. İlk bakışta bana öyle göründü. Tabii burada önemli olan A sedanın boyutlarının daha büyük olması ve bunun neticesinde daha geniş yaşam ve yükleme alanları sunuyor olması. Bunlara şimdi hep birlikte şöyle ufaktan bakacağız. Evet, ben yine koltuğumu kendime göre bir ayarlayayım. 1.78 boyumla direksiyonu da şöyle bir alayım. Evet, bu arada siz buralara bakabilirsiniz. Yine işte A hatchback'te gördüğümüz o tamamen dijital gösterge tablosu, multimedya ekranı, burada gördüğünüz havalandırma panelleri hepsi hemen hemen aynı. Yani çok çok da detaylı bilmiyorum aralarında farklar var mı ama ilk izlenimler hakikaten aynı olduğu yönünde. Şimdi koltuğu kendime göre ayarladım ve bir arka koltuğa bakacağım. Daha geniş bir yaşam alanı sunuluyor mu? Özellikle de biliyorsunuz CLA çok dar bir arkaya sahipti ve hatırlarsınız kapılar da çıtasızdı. Onun neticesinde daha sportif bir havası vardı. Bunu kabul etmek lazım. Ama sportiflik mi, kullanışlılık mı dendiği zaman herhalde kullanışlılık kazanmış ki böyle bir uygulamaya gitmişler. Evet, diz mesafesi hiç fena sayılmaz. Baş mesafesi de kesinlikle iyileştirilmiş. Çünkü CLA'da biliyorsunuz bu tavan arkaya doğru çok alçalıyordu ve hakikaten kafanıza basıyor gibiydi. Burada daha konforlu bir yaşam alanı artık sunuluyor. Bunun da ülkemiz pazarı için ben bayağı iş yapabilecek bir versiyon olduğunu düşünüyorum. Şuradan gördüğüm kadarıyla. Bir de bagajına bakalım. Bagajda nasıl bir hacim var? Bagajda büyük. Tabii yine yükleme ağzı çok çok geniş mi derseniz değil. Çünkü sonuçta bu araç bir sedan. Ama hacim anlamında bence beklentileri karşılayacaktır. Şöyle tekrar hazır araç boşken, ilk defa böyle yakalamışken şöyle bir etrafını dönelim. Önü evet zaten biliyorsunuz artık A ailesi diye geçtiği için tamamen A hatchback'le aynı. Bir de B serisi var. Evet, B serisi de uzun bir aradan sonra yenilendi ve karşımıza çıktı. Hemen hazır kapıyı açık bulmuşken şöyle bir içine girip bakayım. Evet, insanlar kurcalarken şöyle bir bakalım. Hi. Hello. Evet. Tabii burası işte çok çok daha geniş. Yani işte bu bir sonuçta MPV olarak konumlandığı için
daha geniş bir tavanı, daha geniş bir iç mekanı var. Yani ailelerin daha çok talep göstereceği bir model. Bakın burada çok farklı bir kapı kolu kullanılmış. Aydınlık döşemeler, açık renk döşemeler kullanılıyor. İç mekan hiç fena değil. Ön taraf zaten A ailesiyle aynı tasarıma sahip. Şöyle bir dışına da birlikte bakalım. Benim tasarımıyla ilgili, önüyle ilgili söyleyeceklerim kesinlikle daha modern olmuş. Stoplara baktığımız zaman oralarda artık ledler kullanılıyor. Daha farklı bir tasarıma sahip. O da yine A'dan tanıdığımız forma biraz yakın görünüyor ama tabii ki B'ye özel değişiklikler söz konusu. Mercedes standında çok yenilik var. Hemen yanına geçtiğim zaman işte burada yeni GLE'yi görüyoruz. GLE'nin de stop tasarımı işte biraz daha güncel modellerdeki gibi bagajın ortasına doğru sivrilen bir yapıda. İhtişamlı görünüyor, evet. Ama bildiğim kadarıyla bu araç da Amerika'da üretiliyor. Yani demin bahsetmemiştim. BMW standında yeni X5 de vardı ama özellikle Amerika'nın bu son dönemde bize uygulamış olduğu ekstra vergiler neticesinde Amerika'dan ithal edilen araçlarda çok yüksek fiyatlara çıkılıyor ve markaların işlerini bayağı zorlaştırmış durumda. Aynı durum GLE için de geçerli olacak diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla üstüne düşmüyorum. Standın bir diğer yıldızı da İşte hemen arkamda gördüğünüz EQC diye geçen Mercedes'in tamamen elektrikli olan SUV'si. Audi e-tron'dan bahsederken bu araç Jaguar I-Pace'in birebir rakibi demiştim. İşte aynı şekilde bu araçta hem Jaguar I-Pace'in hem de Audi e-tron'un birebir rakibi. Arkası bana ilk bakışta, yani böyle bir kafamı çevirip bir baktığım zaman şöyle bir böyle Porsche Cayenne havası estiriyor. Çünkü stopların tasarımı, bagaj kapağının formu onu andırıyor ama resimde gördüklerimden daha büyükmüş araç. Daha ihtişamlı görünüyor. Yerden yüksekliğiyle olsun, uzunluğuyla olsun. Hakikaten ihtişamlı ve son dönemde bu artan kompakt SUV'lere ilgi neticesinde bu araçların da, yani bu üçünün de özellikle Avrupa pazarında çok tutulacak modeller olacağını ben şimdiden öngörüyorum. Bizim ülkemiz için bir şey söylemek her zamanki gibi çok bir şey ifade etmiyor olacak. Çünkü sistemlerimiz onlarla çok farklılık gösteriyor. Şöyle söyleyeyim, motor konfigürasyonlarından bahsetmemiştim. B serisi ve A serisi ülkemize iki farklı motorla gelecek. Bunlar 180 ve 200 olarak gelecekmiş. 180 olan dizel olacak. Yani Mercedes'in kendi yeni 1.6'lık dizelini görüyor olacağız. Dizel versiyonlarda. Burada dizel meraklarına müjdeyi vermiş olayım. Çünkü Renault motoru kullandığı için, ki her ne kadar Renault motoru gayet iyi bir motor olsa da çok fazla eleştiri ve yorum alıyordu. Artık kendi dizelini kullanıyor olacak. 200'lükte de yine 1.6 turbo beslemeli benzinli motoru ülkemizde görüyor olacağız. Tahminimce 2019'un ilk çeyreğinde bunlar ülkemize geliyor olurlar. GLE için zaten biraz umutsuz konuşmuştum. O da muhtemelen özel siparişte istek üzerine gelecektir. Son olarak bu standı terk etmeden Mercedes'in konseptini sizlere göstereyim. Bu da EQ Silver Arrow, yani gümüş ok manasına geliyor. Hakikaten de ok gibi bir tasarımı var. Bu da tamamen elektrikli bir konsept. Çok çok farklı duruyor. Gelecekten gelmiş gibi görünüyor. Ferrari'siz bir otomobil fuarı tabii ki düşünülemez. Şu anda Ferrari standındayım. Burada iki tane çok özel, çok farklı araç sergileniyor. Bunlardan bir tanesi arkamdaki bu siyah renkli Monza SP2 adı verilen iki kişilik versiyon. Diğeri ise şu daha ileride gördüğünüz gri renkli Monza SP1 diye adlandırılan tek kişilik olan versiyon. Çok özel müşterilerin ancak erişebileceği araçlar bunlar. 1950'lerdeki o Ferrari efsanesine gönderme niteliğinde bir tasarım öğesi bulunuyor ve gücü de hakikaten inanılmaz. Yani 6,5 litrelik V12 motorlar var bunlarda. 810 beygir güç ve 720 Nm'lik tork değerleri sunuyorlar. Zaten aerodinamiklerine bakarsanız pistte kullanmak, keyif almak için yapılmış araçlar olduğunu görebilirsiniz. Burada bir tane de 488 Pista Spider var. Bu da ilk defa Paris Otomobil Fuarı'nda sergileniyor. Rengiyle olsun, şekliyle olsun.
Hakikaten bu da göz alıcı. Son dönemde her arabaya zaten fiyatından dolayı ulaşılmaz diyoruz ama madem sürekli ulaşılmaz diyoruz, işte gerçekten ulaşılmaz olan Ferrari'lerle sizi biraz baş başa bırakayım. Fuar videosunun burada sonuna geldik. Ben kendi gözümden benim ilgimi çeken, sizlerin merak edebileceğinizi düşündüğüm modelleri olabildiğince bilgim dahilinde sizlerle paylaştım. Aklınızda buna rağmen çok fazla soru olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla modeli merak ediyordunuz ama birçoğunu tanıtmadım gibi geliyor. Çünkü bu fuarda 15 tane marka yer almıyor. Şöyle söyleyeyim, Alfa Romeo, Bentley, Ford, Fiat, Jeep, Infiniti, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rolls-Royce, Subaru, Volvo ve Volkswagen fuarda yer almayan markalar. Yani birçoğunuzun aklında Focus'undan Jetta'sına bunların olduğunu biliyorum ama bunlar olmadığı için sizlere gösteremedim. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hi guys. How are you? Are you safe? Are you safe?